edildiği gibi yani hala bu başkanlık sistemi ve 50 artı 1 konusu anlaşılabilmiş bir şey değil. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının aday olmasından daha doğal bir şey yok. Ve bu seçimin kaybedilmesinin yegane sorumlusunun Meral Akşener olduğunu sokaktaki 10 kişiye sorsanız 9'u söyler. Hala Meral Hanım bu topu kendi üzerinden atma gayreti içerisinde ve 1 Nisan itibariyle de zaten muhtemelen böyle bir siyasi özne, böyle bir kişi üzerinden herhangi bir konu tartışılmayacak gibi gözüküyor. Yani Meral Hanım'ın ve bu milliyetçi geleneğin önünde çok önemli bir imkan vardı. O da progresif milliyetçilik dediğimiz evrensel değerlerle, yerel değerleri buluşturma bir hat üzerinden kentli seküler seçmene seslenme imkanı vardı. Bu kadar şahsileştirilmiş ve hiddet dolu bir dille bu alan kaybedildi ve halen merkezin kimin tarafından şekilleneceğine yönelik bir sonraki genel seçime dair CHP ile bu rekabet de seçmen tarafından tasvip edilmiyor. Dolayısıyla bu kadar hani bu konunun ön plana çıkmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Yani bir tür kumarhane masası diye kendisi ifade etmişti. Burayı bu kumarhane masası, risk masası haline getiren de kendisi. Hani Casuslar kitabında bir söz vardır. Bir şeyi bozmak istiyorsanız mutlaka içinde olun diye. Seçmen algısı böyle oldu. Ya bu ekip, bu insanlar bu işi yükseltmek için mi, bozmak için mi vardır kanaatine? İstediğiniz atraksiyonu yapın. İstediğiniz kişiye topu atın. Bunu giderebilmeniz mümkün değil Mansur Evet. Bey. Hani herkesin anlayabileceği sadelikte, açıklıkta meseleyi anlatmış. Bundan sonrası siyasi patinaj. Peki Mustafa Bey, siz ne dersiniz Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasındaki bu tartışmaya? Şimdi 14-28 Mayıs seçimlerinin sosyolojisine baktığımız zaman kimin kazandığı, kimin kaybettiği çok ortada. Yani altılı masa diye adlandırılan masanın bir mecburiyet masası olması dolayısıyla Meral Akşener oturmuştu bu masaya. Ama kendi tabii ki İyi Parti oraya otururken siyasi yelpazenin neresindeydi, için oturdu, kendi de bilmiyor. Yani ki İstanbul'da Ekrem Bey'e, Ankara'da Mansur Bey'e Cumhurbaşkanlığı teklif ediyor. Yani iki şehrin büyükşehir belediye başkanı bunlar. Dolayısıyla şimdi o masada otururken bir siyasi bir yelpazenin içerisindeyseniz, amaç, hedef, kuruluş gayeniz, efendim tüzüğünüz, Türk milletine vereceğiniz hizmetler silsilesi içerisinde bir tercihte bulunur. O masada konuşursunuz bunları. Kabul olur, kabul olmaz. Ki kabul olmamış gözüküyor ki efendim 235 maddelik parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritalarında efendim farklı farklı kesimlerin görüşleri vardı ki bunun için söylüyorum. Bu görüşler efendim o zamanki HDP'nin 11 maddelik tutum belgesiyle de örtüşen görüşler. Demek ki bir siyasi yelpazede kendine yer bulup da o masada kabul ettirilememiş olacak ki Sayın Akşener, seçimin hemen ardından 26 Ağustos